Evet Sayın Yapıcı, anketten bahsediyorduk. AK Parti'nin yaptığı anket, benim de aldığım gayri resmi bilgi. AK Parti %54, Cumhuriyet Halk Partisi %24, Milliyetçi Hareket Partisi %20. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi tabii Türkiye'de manipülatif anketler her zaman yapılıyor. Bu Türkiye genelinde de yapılıyor, yerelde de yapılıyor. Çok fazla anket piyasaya sürülüyor. Biz de hem kendimizi check etmek, kendimizi doğrulamak anlamında hem de kendi hatalarımızı, eksiklerimizi vatandaşımıza ne kadar ulaşıyoruz, onları değerlendirmek anlamında anketler yapıyoruz. Evet. Bu anketlerde bizim çalışma azmimizi ve heyecanımızı dikkat ediyorsanız her geçen gün biraz daha artırıyor. Şimdi bu anketin manipülatif bir anket olduğunu kendileri de biliyorlar. Yani sahadaki hareketleriyle, saldırgan tutumlarıyla, kendi aralarındaki tartışmalarıyla gelinen noktada ciddi anlamda bir kendileri için risk gördüklerini söyleyebilirim. Burada bizim yaptırdığımız anketler böyle değil. Türkiye genelinde AKP'nin şu andaki durumu 38, %38'lerde. Milliyetçi Hareket Partisi %20'lerde Türkiye genelinde. CHP'de %26'larda. Bu oy dağılımı Türkiye'de AKP'nin iktidarı kaybedeceği anlamına geliyor. Bu iktidarı kaybedecek olmanın getirdiği hırçınlık Sayın Başbakan'da da görülüyor. Yerelde il yöneticisi arkadaşlarımızda da görülüyor. Yerelde de biz çok sık anketler yaptırıyoruz. Bu yaptırdığımız anketlerde de aday adaylığı sürecinden itibaren AKP'nin ciddi bir azalma trendine girdiği, özellikle aday tespitinden sonra da bu oy azalmasının çok hızla sürdüğü görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ciddi bir oynama yok. Aynı bantlarda gidiyor. Ama bizde de başlangıcı şu anda ikiye katlayan bir çıkışımız var. Seçime kadar da bu çıkış devam ettiği takdirde biz Bolu'nun en şanslı, en iyi durumda olan partisi olacağız. Bolu il merkezinde biz şu anda birinci partiyiz. Bolu genelinde şu anda ikinci parti görünüyoruz. Ama dediğim gibi AKP'deki iniş süreci hızla devam ediyor. Sosyolojik olarak seçimlerde her zaman bu böyle seyretmiştir. İnişe geçen bir partinin artık tekrar çıkışa geçmesi mümkün değildir. Ellerde bir argümanları kalmamıştır. Bu iniş hızla son bir ay içinde de devam edecek. Çıkışa geçen partilerde de özellikle hem konjonktürel olarak hem proje bazında hem de adaylarının tespit sürecini en sancısız geçiren birliğini beraberliğini sağlamış Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu yükselme trendi bir ay sürecinde de hızla devam edecek. Bolu genelinde de Milliyetçi Hareket Partisi birinci parti olacaktır. Evet. Türkiye bir başka 13 Haziran'a uyanacaktır. Vatandaşımızın hiçbir şüphesi olmamalıdır. Benim bir sözüm vardı. Ampul artık çok az aydınlatıyor. Sadece yakın çevresini aydınlatıyor. Ve çok ciddi elektrik sarfiyatı mevcut. Artık ampulün değişmesi lazım. Ampulün değişmesi lazım. Yeni teknolojiye uyum sağlamak lazım. Floresanın devri de geçti. Artık LED ışık devri. LED ışık çok daha az enerji harcayıp her tarafı aydınlatıyor. Bizim LED ışığımızda 3 ilal diyorum ben. Evet. Onun için arkadaşlar bunları gördükçe daha da hırçınlaşıyorlar. Kusura bakmasınlar, Türkiye gerçekleri görüyor. Türkiye gerçekleri görüyor ve hızla seçim sürecine doğru gidiyor. Bizim enerjinizi nereden alıyorsunuz dediğiniz var ya, bu tespit ettiğimiz anketlerden sonra, vatandaşın bize olan güveninden sonra biz daha da azimle çalışıyoruz. Bunlar bizim azmimizi daha da kamçılıyor. Arkadaşlar kendilerini avutmasınlar. Türkiye artık değişiyor. Evet, AK Parti'yi kastederek arkadaşlar hırçınlaşıyor dediniz. Siz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptınız. Milletvekili seçildiğim takdirde Bolu'da bir muayenehane açacağım, yerim açacağım ve halkımızı ücretsiz muayene edeceğim. Milletvekili sürecimde bunu gerçekleştireceğim dediniz. Arkadaşlar hırçınlaşıyor dediniz. AK Partililer de size cevap verdi bir nevi. Sayın Ömer Sayın, Sayın Ali Ercoşkun. Milletvekilliği böyle yapılmaz. Milletvekilliği yapmak için Ankara'ya gitmek gerekiyor. Sayın Yapıcı milletvekilliği nasıl yapıldığını bilmiyor tarzında benzer söylemlerde bulundular.
Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Ben arkadaşlarıma saygı duyuyorum sadece. Ben milletvekilliğinin ne olduğunu, yasama sürecinin nasıl yürüdüğünü, meclis iş tüzüğünü, komisyonları, çalışmaları, yasama işleminin nasıl yürüdüğünü, onun dışında siyasi partiler yasasına bağlı düzenlemelerin neler olduğunu, milletvekillerinin Ankara'da ne gibi görevler olduğunu gayet iyi biliyorum. Evet. Benim söylediğim çok netti. Benim birçok yere gittiğimde beni seven insanların bizi sizin hekimliğinizden de mahrum etmeyin demeleriyle karşılaşıyordum. Ben de burada vatandaşımıza her zaman bir çözüm bulmak zorundayım. Ben bu milleti seviyorum. Bu milleti başıboş bırakamam. Benim söylediğim muayenehane açmak değildi. Bolu'da çok fazla örneği olmayan bir irtibat bürosu açmaktı. Yani ben Ankara'da milletvekilliği yaptığım süre içinde buradaki irtibat büromda bir sekreterim daima bulunacak. Ankara'da bana ulaşamayan arkadaşlarım, hemşehrilerim orada sekreterimize ulaşacaklar ve bize problemlerini birebir benim telefonumdan bildirecekler. Ayrıca ben de Bolu'ya geldiğimde derdi olan, problemi olan vatandaşlarıma, hemşehrilerime orada ücretsiz, manayla değil, ücretsiz sağlık danışmanlığı yapacağım. Sağlıkla ilgili problemlerini çözeceğim dedim. Onlar tabii tek düze bir yaşamları olduğu için benim gibi çok yönlü çalışması olan, bir koltuğa 4 tane, 5 tane karpuz her zaman sığdırma becerisini gösteren birisinin bunları çok kolay yapacağını bilemiyorlar, kabul edemiyorlar, anlayamıyorlar. Ben bunların hepsini bir koltuğa sığdırdım, hepsini beceririm, hepsini yaparım. Arkadaşlarımın bundan bir şüphesi olmasın. Ben şu ana kadarki milletvekili arkadaşlarıma saygı duyuyorum ama bunları yaparak Bolu'ya nasıl milletvekilliği yapılacağını, milletin nasıl temsil edileceğini aziz milletimiz bize görev verdiği zaman çok güzel gösterdi. Ben bugüne kadar üzerime aldığım hiçbir sorumluluğu başım önümde eğik terk etmedim. Allah bana başımı önüme eğdirmesin. Ben bunların hepsini yaparım. Arkadaşların anlayamadığı o. Yoksa ben muayenehane açacağım, para kazanacağım falan diye bir derdim hiç olmadı. Ben normalde muayenehanemde de zaten çoğundan para almadan baktım. Yani bizim derdimiz hizmettir. Bizim derdimiz başka bir şey. Evet Sayın Yapıcı.